Çok sevgili Güngör Uras hocamızı vefatının 5. yılında anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Her yıl bu zamanlar bizim için zor zamanlar. Hocamızı anmaya çalışıyoruz. 19 Ağustos bir gün öncesinde böyle bir toplanma fırsatımız oldu. Öncelikle başta bu buluşmaya ev sahipliği yapan TÜSİAD olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türk halkıyla onun tanıştırdığı Ayşe teyzenin, işçi Mehmet'in, Ali Rıza Bey amcanın, çok sevgili eşi Nuran Uras'ın, çok sevgili kızı Elif Uras'ın, torunu Lukas'ın, onu tanıyan tanımayan, uzaktan takip eden, seven herkesin, hepimizin başı bir kez daha sağ olsun. Hocamızın çok sevgili eşi Nuran Uras hanımefendi bugün aramızda. Çok sevgili kızları Elif Uras bizimle birlikte. Yine iş dünyasında kendisiyle temas etmiş, onu tanımış, onunla çalışma fırsatı bulmuş gazete ve televizyonda ya da onu ekonomi çevrelerinde takip eden önemli isimler bugün bizimle birlikte, bizi yalnız bırakmadılar. Güngör Uras toplumun farklı kesimlerinden birçok insanın, aslında herkesin birden gönlünü fethetmiş çok özel bir isimdi. Samimiydi, güler yüzlüydü, içtendi, mütevazı, dürüst, ülke sevdalısı, çalışkan ve çok zarif bir insandı. Kamu, özel sektör, medya, üniversite gibi farklı bacaklarda rol almış. Ekonomide ve aslında hayatta her cepheyi bilen, hem iş dünyasına hem sokağa yakın, hem beyefendi hem de kendi deyişiyle saf ve bakir Anadolu çocuğuydu. Bütün bu özellikleri bir arada barındırıp 7'den 70'e, farklı kitlelere hitap edebilmek çok eşine rastlanan bir durum değil. Hocamız mülkiye mezunu, Halk Bankası'nda çalışmış, zorlu sınavlardan, mülakatlardan geçilerek girilebilen devlet planlama teşkilatında yıllarca görev yaptı. Bu görevlerle aslında para ve kredi piyasalarının oluşumuna, bugünkü sermaye piyasalarının temellerine katkıda bulundu da diyebiliriz. Çok uzun yıllar Dünya Gazetesi ve Milliyet Gazetesi'nde yazılar yazdı. Akademisyen yönü vardı, üniversitede dersler verdi. Profesördü ama bu unvanı hiç kullanmadı. Özel sektörde görevler aldı. TÜSİAD'ın ilk genel sekreteriydi. 20 yılı aşkın süre Sabancı grubunda çalıştı. Koç, Sabancı, Demirören, Eczacıbaşı, Doğuş, Kibar gibi Türkiye'nin önde gelen ailelerini iki kuşak birden olmak üzere geçmişten bugüne en yakın tanıyan isimlerden biri oldu. Eş zamanlı sokağın ekonomisini ve sokaktaki vatandaşı Ayşe teyze üzerinden anlamaya ve anlatmaya da kendini adamış, yeri dolmaz bir insandı. Hocamızı 5 yıl önce 85 yaşında kaybettik. Bu özel anma gününde bizlere ev sahipliği yapan TÜSİAD'a söz vererek devam etmek istiyoruz. TÜSİAD Başkanı Sayın Orhan Turan'ı sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer Uras ailesi, değerli konuklar, kıymetli basın mensupları, hepinizi şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türk iş ve akademi dünyasının öncü isimlerinden, aynı zamanda derneğimizin ilk genel sekreteri Sayın Güngör Uras Bey'in aramızdan ayrılışının 5. yılında ülkemizin müstesna bir değerini anmak üzere bir arada bulunuyoruz. Değerli Hakan Güldağ, bu buluşmayı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Ömrünüz boyunca hayata Güngör Bey'in baktığı gibi bakmaya çalıştığınızda temel bir gerçekliği fark ediyorsunuz. Bir insanı tanımak, bir dünyayı tanımaktır. Benim için Güngör Bey'i tanımak da böyleydi. Onu anlamak, ekonomiyi bilmek, onu sevmek, hayata tutunmaktı. Demin ayaküstü Hakan Bey'le konuşuyorduk. Dedim benim birkaç anım var Güngör Bey'le paylaşın dedi. Ben 2008 yılın girişimcisi olduğumda Monte Carlo'ya birlikte gitmiştik. Çok güzel şarap tadımı konusunda tecrübeliydi. Bir de döndük Anadolu'da 4-5 ile girişimciliği anlatmaya gitmiştik. Güngör böyle bir anılarım var. Güngör Uras bir cumhuriyet çocuğuydu. Bu özelliğini cumhuriyetimizin 100. yılında vurgulamanın ayrı bir anlamı olduğunu da düşünüyorum. Türkiye'nin her yanından, her kesiminden insanın içinde doğup büyüdüğü şartlardan bağımsız olarak dünyayı tanımak,
ve anlamak için çabalamasının o insanın hayatında neleri değiştireceğinin somut bir örneğiydi. Bu bilinçle yaşamı boyunca herkesi doğrudan etkileyen ekonomik faaliyetlerin, üretimin ve değerin özünü her bir bireyin anlayabilmesi için var gücüyle çalıştı. Ayşe teyze, Ali Rıza Bey amca, ekonomiyi Güngör Bey'in toplumsal tabana yaydığı terimler ve yaklaşımlarla takip etmeyi öğrendi ve sevdi. Yaşamı boyunca toplumsal refahın anahtarı olarak gördüğü sanayi, tarım, üretim, tasarruf ve sağlıklı büyüme Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı arifesinde halen ülkemiz için gelecek inşasının temel taşlarını oluşturuyor. Değerli konuklar, TÜSİAD olarak bugün Türk özel sektörünün bağımsız ve gönüllü bir toplum kuruluşu isek, bunda hiç kuşkusuz Güngör Bey'in derneğimizin ilk genel sekreteri olarak vizyonu, deneyimi ve katkısı çok büyüktür. Güngör Uras, genel sekreterlik görevini üstlendiği 1974-1980 döneminde ekonomik bilgilerin derlenmesine, değerlendirilmesine ve yayınlanmasına öncelik verdi ve buna uygun bir kadro oluşturdu. TÜSİAD'ın en önemli kaslarından olan araştırma ve yayın çalışmalarının kurumsallaşmasında Güngör Bey'in attığı tohumların payı çok büyük. Güngör Uras ve TÜSİAD'ın ilk başkanı Feyyaz Berker'in yazdığı Fikir Üreten Fabrika, TÜSİAD'ın ilk 10 yılı adlı kitapta Güngör Bey'in yuvarlak masasına da çok atıf yapılır. O yuvarlak masa etrafında iş insanlarının, akademisyenlerin tartıştığı fikirler ülkemizin kalkınmasına giden yolda düşünce dünyamızın ufkunu genişletmiştir. Tanıma imkanı bulduğum için kendimi şanslı hissettiğim Güngör Uras'ın her daim güler yüzlü mizacı, toleransı ve çalışkanlığı benim de yaşam rehberim olmaya devam edecek. Bu anlamlı günde bu mirasın farklı yansımalarını görme ve hissetme şansını yakalayacağız. Sevgili eşi Nuran Uras, kızı Elif Uras, torunu Lukas başta olmak üzere Uras ailesinin tüm fertlerine ve Güngör Uras'ın tüm dostlarına saygılar sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. TÜSİAD Başkanı Sayın Orhan Tuğran'a çok teşekkürler. Değerli misafirler, TÜSİAD Genel Sekreterliği hiç şüphesiz hocamızın hayatında önemli bir dönüm noktası. Onun kamudan özel sektöre geçişi eş zamanlı Ankara'dan İstanbul'a taşınmasına da vesile olan önemli bir gelişme. Tabii bu süreçte hep yanında, yanı başında, her zaman, her ortamda sitayişle bahsettiği çok sevgili eşi, en büyük destekçisi Nuran Uras hanımefendi vardı. Bugün kendisi de aramızda. Onu da sahneye almak ve duygularını öğrenmek isteriz. Buyurun Nuran Hanım. Saygıdeğer dinleyiciler, seyirciler, TÜSİAD mensupları, basın mensupları, hoş geldiniz. Güngör Uras'la ilgili o kadar güzel şeyler söylendi ki hakikaten benim değineceğim çok az şey kaldı. Ben gerek Orhan Bey'e gerek Hakan Güldal'a 5 seneden beri her sene hatırlatma ve anı toplantıları düzenleyen gazetesine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hatırlama ve böyle toplantılar düzenleme herkese nasip olmaz. Çok şükür Güngör böyle bir intiba bırakmış okuyucuları, arkadaşları, çalışma arkadaşları arasında. Ben bu binaya ilk defa geldim. Biz Güngör'le planlamada çalışırken TÜSİAD'dan bir teklif geldi. Daha önce İstanbul iş çevreleriyle tanışması
rahmetli Necat Eczacıbaşı'nın Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti adında kurduğu bir think tank vardı. O think tank her sene Tarabya Oteli'nde, Tarabya toplantıları da denirdi ona, ekonomiyle ilgili, sosyal hayatla ilgili toplantılar düzenlenirdi. Ve oraya da Güngör devamlı davet edilirdi konuşmacı olarak. Dolayısıyla İstanbul iş hayatına girmiş oldu, yani tanımış oldu iş hayatı mensuplarını. Böyle bir TÜSİAD'dan ilk genel sekreterlik teklifi gelince de biraz düşünelim falan derken bir anda ben o sırada yurt dışında bir toplantıdaydım. Telefonla karar verdik, kabul etti Feyyaz Berker'in teklifini ve İstanbul'a naklettik. Güngör TÜSİAD'da önemli adımlar attı. Orhan Bey de bahsetti. Ekonomik raporlar çıkartırdı her sene. Türkiye'nin durumu, sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili ve bunlar Ankara çevrelerinde Başbakan Ecevit'ti o dönem. O bile ilgilenirdi ve dağıtım yapılırdı. Bu önemli bir adımdı ve sonra devam etti bu. Güzel bir kadro kurmuştu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İktisat Gazetecileri ile beraber ve onlarla beraber bu araştırma raporunu her sene hazırlardı. Bir de görüş diye bir küçük el şeyi çıkarırdı her ay. Hani cebinize sokup istediğiniz yerde açıp okuyacağınız, o da bilmiyorum şu anda çıkıyor mu, çıkmıyor mu, çıkmıyor. Bir konuya daha devam şey yapmak istiyorum, değinmek istiyorum. Güngör'ün bir getirdiği yenilik de veya işte ilk genel sekreter olduğu için bir özellik diyelim. TÜSİAD'ın genel kurul toplantıları her sene Ocak ayı sonuna doğru yapılırdı ve toplantıdan sonra, yani üyelerle yapılan toplantıdan sonra dinleyicilere açık bir açık oturum düzenlenirdi. Son ayrılmadan önce 1980 yılında bu açık oturum bir tane, yani o gün, o sene yapılan açık oturum Abdi İpekçi'nin yönetiminde iki muhalif gazeteci Nazlı Ilıcak ve Uğur Mumcu arasında yapıldı. O toplantıyı unutamıyorum. Tabii ben her sene yapılan toplantılara katılıyordum. Fakat o toplantıda Marmara Oteli'nin tıka basa dolduğunu, konferans salonunun merdivenlere, yerlere de oturan çok insanın olduğunu hatırlıyorum. Çok güzel bir toplantıydı. Bir de bu ufak hatırayı anlatmak istedim. Hepinize çok teşekkür ederim. Orhan Bey'e, Hakan Bey'e, Dünya Gazetesi ve şimdi Ekonomi Gazetesi olarak saygılarımla teşekkür ederim. Onun ölümü gerçekten her kesimden, her yaştan, her meslek grubundan insanı üzdü. Bu biraz da onun kendi deyişiyle saf ve bakir Anadolu çocuğu olmasından kaynaklanıyor. Zaten bu isimle Haşim Akman'la yaptığı bir nehir söyleşi kitabı var. Kendi hikayesini, hayat hikayesini de anlattığı. Ekonomiyi kamu, özel sektör ve medya bacaklarıyla bilen bir isimdi dedik. Çok yönlüydü. Herkesin kolay ulaştığı, kibirsiz, üretken bir duayen. Sadece ekonomi değil, kültür sanat yazıları, hatta seyahat yazıları da yazardı. Ve vefatından çok kısa bir süre önce o ülkeden bu ülkeye Geze Geze isimli bir kitap da çıkarmıştı. Bu adeta bir seyahatname, aslında herkesin başucunda durması gereken bir kitap. Ve o kitapta bir ön söz var. Orada şöyle bir cümle geçiyor. Güngör son 30 yıldır hayatımın bir parçasıdır. Ben biraz onunla, o da biraz benimle yaşar. Güngör benim tanımımla İstanbul'u İstanbullulardan daha iyi yaşayan Ankaralı yüksek bürokratların en başarılı örneğidir. Bu satırlar yakın dostu Sayın Ege Cansen'e ait. Ege Bey de bugün aramızda.
Hocamızı çok iyi tanıyan, onu en iyi anlatabilecek isimlerden bir tanesi. Bizim de sevgiyle, saygıyla yakından izlediğimiz biri aynı zamanda. Ben alkışlarınızla Ege Bey'i de sahneye davet ediyorum. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Fena durmuyor yüzler böyle. Gülüyor falan filan. Ne güzel. Yani Güngör'ü anmak daima bana bir zevk verir. 40 küsur sene arkadaşlığımız var. Yani benim hayatımın iki veçesi vardır. Bir sanayi yöneticisi olarak çalıştım. 61'den 2017'nin sonuna kadar. Diğer tarafımda işte bu yazar mazar falan gibi bir tarafım var. Bu bakımda Güngör'le yollarımız TÜSİAD genel sekreter olduğu zaman kesişti. Biz bir grup arkadaş TÜKSEK ve İdare Dergisi'ni çıkarıyorduk. Ben de oranın yazı kurulu üyesiydim. Zaten de sağa sola da yazılar yazıyordum. Barış Dünyası, Meydan gibi. Güngör'ü de hemen yakaladım ben. Yani o görüş şeyini görünce dedim burada bir maden var. Şimdi ben izin verirseniz size Güngör'ü anlatmayacağım da. Yani Güngör'ü de anlatacağım ama yani yeteri kadar anlatıldı. Birkaç Güngör'ü vesile ederek bir şeyler söyleyeceğim size. Birincisi konuşma dinlemekle ilgili. Şimdi siz bir konuşma dinliyorsunuz. Konuşma nasıl dinlenir? Niçin dinliyorsunuz? Tamam, Güngör'ü veya başka bir şey vesileyle toplanıldı, dinleniyor. Bir hoşça vakit geçirmek istersiniz. Yani bu bir eğlencedir. Yani bu bir show olur netice. Yani benim açımdan ben şimdi bir showmenim. Siz de seyircisiniz. Üstelik de bedava seyrediyorsunuz. Yani para da vermediniz. Tamam mı? Ama bunun ötesinde acaba bir de fayda olur mu? Yani hoşça vakit geçirdik de bir de fayda olur mu? Olsa da iyi olur değil mi? Yani hem bir hoşça vakit geçirelim. Hem de buradan bir faydalanıp gidelim. Şimdi bu fayda nereden çıkar? Fayda sizin önemsiz bir şey yani. Ölü yaralı yok, sadece bir tükenmez kalem kapağı düştü. Fayda sizin zaten bildiğiniz inandığınız şeylerin konuşmacı tarafından tekrar edilmesinden çıkmaz. Bu zevk tarafıdır işin. Bak, ben de zaten böyle düşünüyordum. Bu zevk alma tarafı, fayda tarafı değil. Fayda nereden çıkar? Yok ya, yanlış söylüyor. O öyle değildir. Yani ben şimdi fırsat bulsam geçiririm ona diyorsanız, yani konuşmacı dinlerken, onun içinde size bir fayda olabilir. Kesin fayda vardır demiyorum. Ama fayda itiraz ettiğiniz fikirlerden çıkar. İtiraz etmediğiniz fikirler zaten sizindir. Ya orada bir artı bir şey yok ki. Sadece kendinizi teyit ettiniz, ömrün oldunuz. Ya bak hakikaten ben de böyle düşünüyordum dediniz. Demek ki beni dinlerken bundan sonra, şu andan itibaren ki yarım saati mutlaka tutturmam lazım. Bu işler böyledir. Uzatmamak lazım. Saatimi de çıkarıp koyayım. Şimdi beni dinlerken kızabilirsiniz. Öyle değildir, böyledir. Ben gelsem bak nereden falan. Olabilir bunlar. Ve olmalıdır da. Bir ihtimal daha var. Sıkılabilirsiniz. Dikkatinizi kaybedebilirsiniz. Gözü açık uyuyabilirsiniz. Yani ben anlamam geçerken sana. Üzülmeyin. Yani olabilir. Bir iki dakika içiniz geçebilir. Bu bir tren yolculuğu gibi düşünün.
pencereden dışarı bakıyorsunuz. Güzel manzaralar var derken çizgeçe uyuyorsunuz. Uyanıyorsunuz. Ya acaba hangi manzaraları kaçırdım? Ya bırak kaçırdın. Sen devam et. Yani yeni manzaralara bak. Onun için hafif uyuklarsanız, uyandıktan sonra ne kaçırdım diye düşünmeyin. Yani ileride daha güzel manzaralar da vardır. Belki de bir şey kaçırmamışsınızdır. Şimdi bugünkü konumuz olay ve değer yargısı kavramı üzerinde duracağız. İngilizce'de buna fact and value deniyor. Şimdi bütün cümleler, bütün konuşmalar, bütün yazılar iki komponentten, iki bileşenden oluşur. Bir için olay vardır, bir de değer yargısı vardır. Yani bir fact, bir de value vardır. Şimdi iktisat objektif bir takım rakamlar vardır. İşte milli gelir şöyle olmuş, enflasyon böyle olmuş. Bunu anlatan kişinin aslında kafasının gerisinde bir değer yargısı vardır. Bu factlerin içine onları yerleştirir. Yani hapın içine bilmem ne maddesi koymak gibi. Yerleştirir ve onu telkin etmeye çalışır. Bu bir pozisyonlamadır. Bunda bir yanlışlık da yoktur. Yani bu zaten böyledir. Şimdi Günger şöyle bir teknik kullandı. Bu kafasına, yani bunu illaki öyle ince ince düşündü de yaptı değil. Bunlar bazen kendiliğinden oluşur. Hatta siz farkına varmazsınız da karşınızdaki bunu deşifre eder. Şimdi kendini üç şekilde tanımladı. Ne dedi? Saf ve bakir Anadolu çocuğu. Ayşe teyze, işte Ali Rıza amca, bir de burası Türkiye abicim. Aslında Güngör şunu dedi. Ben size bir şeyler anlatacağım. Rakamlar, grafikler işte. Şu şöyle oldu ama bu açıdan anlatacağım. Yani o aslında Ayşe teyzeydi. O Ali Rıza amcaydı. O Ali Rıza amcaya anlatmıyordu. Ali Rıza amca olmuştu o. Ayşe teyze olmuştu. O saf ve bakir Anadolu çocuğu değildi. Onu oynuyordu. O olmuştu. Şimdi bunun şöyle bir Günger'e getirdiği fayda vardı. Şimdi iddialı şeyler yazarsanız hemen bir sürü insan baba 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 şöyle derdi. O da dedi ya ben saf ve bakir Anadolu çocuğu. Yani gelmeyin üstüme yani işte bu kadar. Şimdi bu aslında çok güzel bir koruyucu duvardır. Yani iddialı insanları dövmek isteyenler çoktur. Ama yani saf ve bakir bir Anadolu çocuğunu yani dövmeyin ya. Yani, yani konuşsun adam yani, tamam mı? Bu çok ince bir taktikti Güngör'ün kullandığı. Ve onun değerlerini verdiği bilgilerin içine koydu. Ve bu süreçle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Ne oldu? Zaten gazeteci dediğimiz nedir? Yani gazete yazarlığı denilen nedir? Okurun sesi olmaktır. Yani kendi sesine okurun sesi olmaktır. Hatta böyle Necati Doğru benim yakın dostum. İşte Hürriyet'te ben yazmaya başladım. Sonra Necati geldi müdür olarak oraya. Bir gün bir yazı yazmışım. Biraz sert gibi ifadeler var içinde. Necati'ye dedim ki ya Necati bu biraz sert kaçtı galiba dedim. Sen yani ekonomi müdürü olarak bunu istersen biraz yumuşat falan. Yok abi dedi. Olabildiği kadar sert yaz dedi.
sen okurun kiralık katilisin dedi. Onun nefret ettiği insanları öldürmekle mükellefsin dedi. Döv onları dedi. Sen de şey yapıyorsun dedi. Ne kadar sert o kadar iyi dedi. İşte de okur çünkü yani onun kalemi yok, onun sütunu yok. O orada kendini görüyor. Helal olsun. Patlat bir tane daha yani. Bu şekilde bir boşalma oluyor. Şimdi bu fact and value konusunda iktisatçı Röpke'ni geçen gün karıştırıyordum kitapları. Maalesef bunu da söyleyeyim. Maalesef hoş bir şey değil ama bu felsefede önemli bir yeri olan ibareler içindeki faktler yani objektif bilgilerle değer yargılarının ayrıştırılması ve anlaşılması konusu bizde çok işlenmemiş. Biraz Osmanlı zamanının makalelerine baktım. Hüküm ve hadisat diye geçiyor. Ama çok derinine gidilmemiş. Yani nedir bu diye düşünürseniz. Hüküm ve hadisat. Hadisat, hüküm, hüküm. Yani kıymet hükmü, değer yargısı. Buna Türkçe olarak olaylar ve değer yargıları diyebiliriz. Olaylar ve değer yargıları. Röpke diyor ki makalesinde, şayet iyice bakarsak, iktisat ilminde masum bir bitaraflık arz eden nazariyeler ve kaziyeler altında bir kıymet hükmünün gizlendiğini keşfetmek güç olmaz. Bakın adam 1900 tam tarihini bulamadım ama 38'lerde falan yazmış bunu. Şayet iyice bakarsak yani okuduğumuz metne İktisat ilminde masum bir bitaraflık arz eden nazariyeler, efendim bilimsel konuşuyorum ve kaziyeler altında bir kıymet hükmünün, yani yazarın kendi değer yargılarının gizlenmiş olduğunu keşfetmek güç değildir diyor. Demek ki her konuşmacı, her yazar kafasının gerisindeki değer yargılarını, yani kendisi için bu iyidir, bu kötüdür dediği şeyi objektif bir şeyi anlatırken içine sokuşturuyor. Çünkü düpedüz onu söylemek çok kaba kaçar. Ve tabiri caizse karşı taraf yemez bunu. Siz onu bir şeyin içine yani durum haline getirmelisiniz. Onu vermek lazımdır. Şimdi bu Güngör'ün aldığı pozisyon, yani yazılarında ki şöyle diyelim, iktisat bilim olmadan önce, yani bilim olmuştur olmamıştır, her şeye bilimsel olarak yaklaşma kabil tabii. Yani bilim demek zaten, onu da bir tanımını yapalım. Doğadaki olayların sebeplerini bulmak. Ve o sebeplerin eğer varsa, görünüyorsa ileride neye, hangi neticeyi doğuracağını söylemektir. Yani bilimin amacı yani pratik amacı deniyor buna, pragmatik veya pratik amacı. Bu neden olmuş? Eğer onu yaratan sebep varsa demek buna benzer veya böyle bir sonuç ortaya çıkacaktır. Yani bilimin pratik şeyi budur. İşte adam hava tahmini yapıyor. İşte yağmur neden oluyor? İşte okyanuslarda su buharı bilmem yukarı çıkıyor. Sonra işte soğuk hava dalgası geliyor. O yoğuşunuyor, yağmur oluyor. Şimdi bunu keşfettikten sonra bakıyorlar nerelerde yüksek basınçlar, nerelerde alçak basınçlar. İleriyi söylüyor bize. Yani geçmişi öğrenmenin faydası ne? İleriyi kestirmek. Yani bilim de esas itibariyle ileriyi görmek. Ondan istifade etmek veya içinde bir tehlike varsa ondan kaçınmak için.
geliştirilen bilgiler. İktisat da böyle yavaş yavaş bilimselleşirken diyorlar ki aslında böyle saf iktisat yoktur. Bu politik iktisattır. Hatta ilk adı da şeydir. Political economics yani. Politik iktisat ne demek? Öz itibariyle gelir ve servet bölüşümü demektir. Yani herkes iktisadı bana ne faydası var, ona ne faydası var. Bana bir geldi, ona niçin iki gitti. Yani gelir bölüşümü, bütün iktisadi kavgalar, konuşmaların, hani her yol Roma'ya çıkar gibi bir tabir vardır ya, bütün iktisadi tartışmalar gelir dağılımına çıkar. O zaman iktisat yazarı, iktisatçı ister istemez muhakemesini bu olaylar acaba nasıl bir gelir dağılımına yol açıyor diye düşünmeye başlar. Ve orada bir pozisyon alması lazım. Mesela efendim gelir dağılımı çok bozuk, bunun düzelmesi lazım. İşte fakirlerin ezilmemesi lazım gibi. Şimdi iktisatçının ikinci aşaması da şu oluyor. Yani burada bir pozisyon alacak. Ama şöyle bir problem daha var. Az bir miktarı eşit dağıtmak hiç kimseyi memnun etmez. Miktarın da çoğalması lazım. Yani klasik tabirle pasta deniyor buna. Ya milli gelir deniyor. Demek ki milli gelirin büyümesi lazım. Bir de dağılımı var. Şimdi acaba büyümesiyle ilgili alınacak tedbirler dağılımını bozuyor mu? Bozabilir. İşte orada ikileme düşüyorsunuz. Yani ben büyümeci mi olayım, dağılmacı mı olayım? İşte bu sol sağ denilen iktisatta, ekolde budur. Yani büyümeciler gelir dağılım, ya kolay ya o yani. Biraz kötü dağılsa bile büyük pastadan oransal olarak daha büyük, daha küçük pay alsam bile payım büyümüştür. Yani zengin evinde uşak olursanız kalorili ve klimalı bir evde yaşarsınız. Ama uşaksın, uşaksın ama kalorifer yanıyor, sıcak su var. Binada klima var. Yediğin önünde, yemeğin arkasında. Efendim ben özgürüm. İki odalı bir evde oturuyorum. Damın akıyor. Kömür yok. Titriyorsun falan filan. Şimdi bu noktaya geldi. Canım ziyanı yok. Bazıları uşaklı olsa ama konakta yaşasın. Şimdi buna da, burada da tabii şöyle bir şey çıkıyor karşımıza, işte bu kapitalizm, sosyalizm hadisesi. İmkan eşitliği mi, fırsat eşitliği mi? Şimdi fırsat yarattıkça imkanların eşit dağıtılması zorlaşıyor. Çünkü bazıları hileyle, hurdayla, sille tokat fırsatın buldum malı götürüyor. Ama o götürürken arabayı da çekiyor. Yani muzur ama faydası da var. Yani böyle kanaatkar bir iş adamı. Ya ya bu laf da ya. İş adamının kanaatkar olur mu? ne çıkışırdı öyle değil mi, kızardı. Neyse ben de ona yağcılık yapma falan derdim. Ondan sonra ne bu senin bu yaptığın falan filan diye. Şimdi hala Türkiye'de iktisat yazarlarının içinde bu, ama bizde de başka yerde de, ben Türkiye'de diye bir sınırlama koymayayım. Hep böyle geliyoruz bir noktaya kadar. Büyümeci mi olacağız yoksa dağıtıcı mı? Yani buna Aziz Nesin üretim ve üleşim diyordu. Üleşim fiilinde pek kullanılmaz. Yani bölüşüm mü? Ama bölüşmek değil, üleşmek. Üretimci misin, üleşimci misin? Güngör o noktaya geldiğinde üleşimci olurdu. Bu onu zaten, işte bu Ali Rıza amca, Ayşe teyze,
haline onun için geldi. Yani niçin o fabrikatör bilmem kimi oynamadı hiçbir zaman? Oynayamazdı da zaten. Şöyle oynayamazdı. Yani gazete yazarlığına pek gitmez o iş. Yani o oraya girdiğiniz zaman, o havaya girdiğiniz zaman gitmez. Şimdi son bir iki şey söyleyeyim ve lafımı bitireyim burada. İktisat yazıları tasnif etmeye çalışıyoruz. Yani ben de çalışıyorum. Dünyanın her yerinde de iktisat yazıları, her şey orada olduğu gibi. Önce iktisat yazıları nedir? Tanımlanır. Sonra tasnif edilir. Şimdi mesela kaba olarak üç tür iktisat yazısı vardır. İndi çıktı yazıları. Birinci grup. Dolar indi diyor, euro indi, bilmem ne çıktı, bilmem ne indi. Enflasyon çıktı, enflasyon indi. Hatta ben bunu Güngör anlattım ama bunu değiştirdi. İndi bindi yazıları dedi. O indi bu bindi, o indi bu bindi. Her gün yazabilirsiniz. Her gün açın mutlaka birisi çıkıyor, birisi iniyor her zaman. Bitmez tükenmez Anadolu yolları. İndi bindi yazıları. Sözde millet de merak ediyor yani parasını değerlendirecek işte falan filan. İşte bakacak. Efendim de yarın ne binecek, yarın ne inecek? Pozisyon alacak. Merakla okur onun içinde bir şey var mı diye. Tabii onun içinde bir şey yoktur. Hepsi dikiz aynasından geriye bakmaktır. Yani dünü söylüyorsun. Yarın hakkında belli olmaz. İnebilir de çıkabilir de falan diye. Üç ihtimal var buna. İkinci tip yazılar devlete dilekçe yazılarıdır. Yani yazık değil mi bilmem ne. Köylüyü koruyun, işçiyi koruyun. Ya iş adamının krediye ulaşmakta zorluğu var. Faizler çok yüksek, yatırım yapılamıyor falan filan. Hep böyle bir makama dilekçe sunulan yazılar vardır. Bunlar da çok tutar. Burada da yanlışlık şuradadır. Nasreddin Hoca yazıları gibidir bunlar. Aynı anda yahut da aynı gazetede bazen aynı köşede veya peş peşe mesela bir gün şöyle söyleyeyim. Ya doktorlar hastalara çok kötü muamele ediyor diye yazın. Ertesi günde hastalar doktorlara çok kötü davranıyor diye yazın. İkisini de alkış alırsınız. Yani hep nasıl olsa o da vardır, o da vardır şeklinde. Tutarlı olmaya mecbur değilsiniz. Zaten bizim ODTÜ'de bir Hollandalı hocamız vardı. O ekonomi politikalarını açmazlar derdi. Vatandaşa sorarsan derdi, vergiler düşsün, kamu harcamaları artsın derdi. Yani, bu zaten yani mission impossible. Yani olmuş. Ama hep laflar böyle gider. Vergiler azalsın, kamu harcamaları artsın. Ona desek. Üçüncü tip yazılar da meslektaşlar arası atışma yazılarıdır. Şimdi at pek verilmez. Çok icap ederse söylerim. Böyle diyenler var ama onlar onu aslında bilmiyorlar. Bunun doğrusu şudur gibisinden de yazılar yazılır. Böylesine bir o zaman polemik çıkar ortaya. Polemiği de millet sever. Bak onlar öyle yazıyor ya bak böyle şimdi bak falan diye böyle. Yani horoz dövüşü. Yani biraz da horoz olup horoz dövüşüne katılacaksınız. Ümit ederim bu sohbetten biraz zevk alırız. Belki biraz da faydalandınız. Gününüzün iyi geçmesini diliyorum. Güngör'ü de rahmet eylesin.
Yaptığımız her programda Ayşe teyze bizimle birlikteydi. Biz biliyoruz ki bugün de Ayşe teyze aramızda. Onunla birlikte, onu yakından tanıyan ve onunla birlikte çalışmış isimlerle birlikte hocamızı anmaya devam edelim istiyorum. Benim de çok sevdiğim, saydığım özel isimleri izninizle bir panele davet edeceğim. Sayın Servet Yıldırım, Sayın Vahap Bunyar, Sayın Mete Belavacıklı ve Sayın Rafi Portakal, lütfen buyurun. Hocamızın bütün fotoğraflarında, programlarında sizin de gördüğünüz, takip ettiğiniz gibi hep yüzü gülerdi ve hiç olumsuz şeylere odaklanılsın da istemezdi. O nedenle biz bugün onu tebessümle, gülerek, keyifli anılarla hatırlamak ve anmak istiyoruz. Aslında herkes çok yakından çalıştı Güngör Hoca ile birlikte. Onu çok yakından tanıma fırsatı buldu. Ama herhalde en uzun yakından çalışan isim de siz oldunuz değil mi Servet Bey? Ben biriyim galiba. Güngör abiyle tanıştığımız döneme bakıyorum. Ondan önce mesela Abdurrahman burada. Abdurrahman da ayrı bir şekilde, ayrı çatılarda da olsa hukuku var. Hani salona baktığımda birçok Güngör abinin dostluğunu görüyorum. Biz onunla tanıştığımızda ben Ege Bey'in dediği gibi indi çıktı yazıları yazan birisiydim. Reuters Ajansı'ndaydım. Reuters Ajansı'nda tahmin edersiniz hep böyle döviz piyasaları üzerine, altın üzerine, işte bunun üzerine yazılır. Benim borsa üzerine yazdığım bir yazının ses rahat geliyor mu? Evet. Borsa üzerine, daha doğrusu hazine borçlanması üzerine bir analiz yapmıştım Reuters'deyken. Telefon çaldı. İşte Güngör Uras'ım ben dedi. İşte numaranızı şundan aldım dedi. Yazınızı okudum, beğendim şöyle falan. Yazıya ilişkin bir şeyler sordu bana. Ben de bir heyecan oldu birden. Bak hala da heyecanlanırım böyle. Çünkü Güngör Uras o dönemde, her dönemde öyledir, Türkiye'nin en çok okunan yazarıdır. Ve öğrenilen yazardır. Yani yazısından öğrenilir. Onun için benim için önemli birisidir. Böyle her yazdığından dersler çıkarttığım birisi. Neyse Güngör abiye ben anlattım işte yazıyla ilgili şeyleri falan. Ertesi gün köşesinde o yazıdan bir alıntı yaptı. Hazine borçlanması ilgili yazı ve ismimi geçirdi ve o kredi vermesi, işte genç bir gazeteciyim, benim için çok önemli. Güngör Uras'ın köşesinde adım olacak. O gün başladı Güngör Uras'la dostluğumuz. Ve o zamana kadar, çünkü daha önce bankacılık yapmışım, bir bankada, İş Bankası'nın hazine bölümünde çalışıyorum. Yani hep böyle finans piyasası üzerine yoğunlaşmış birisiyim. Reuters Ajansı'nda da yine finans üzerine yoğunlaşmış birisiyim. Güngör abiyle tanıştıktan sonra başka şeylerin farkına vardım. Mesela sanayi, üretim, onun bütün yazılarında vurgu vardır. Ve onu yakından gördüm. Mütevaziliği, mizahı, birçok farklı şeyi Güngör abinin yazılarında onunla tanıştıktan sonra kişiliğinde gördüm ki o benim için çok önemlidir. Ve Berfun'un dediği gibi uzun bir dönem beraber olduk. O uzun dönemde de Eko Anadolu diye bir program yaptık. Program dizisi. Sponsorumuz vardı. O program kapsamında ben, Güngör abi, Mahfi İlmez, üçümüz ve bizim ekiple birlikte, sen de bazılarında vardın Berfu, Anadolu'yu gezdik. Birçok şehre en az bir defa gittik. Şimdi oraya gidince biz Mahfi abiyle daha çok hani işte olduğumuz yerde duran insanlarız. İşte insanlar gelir, konuşur, eder falan. Fakat o toplantının öncesinde bir üretim yerine gidilir. Orada bizi davet ederlerdi. Bir fabrika olur, bir iş, farklı bir iş yeri olabilir, bir tarımsal işletme olabilir. Gittiğimiz her yerde Güngör abi bir muhabirmiş gibi, şeymiş gibi durmadan çalışırdı. Ve bunu daha önce de anlattım. Gittiğimiz her yerde biz onu kaybederdik. O kaybolurdu. Giderdi fabrikanın bir köşesinde birçok işçiyle bir arada orada sohbet ediyor. Fabrikanın sahibi, ben ve Mahfi abi, biz Güngör abi arardık ki bulup çıkalım diye. Onu orada içinde bulurduk. O ondaki öğrenme, merak da. Yani işte ben de kendimi meraklı, öğrenme yeteneği olan birisi bilirim ama Güngör abinin yanında fakirliğimizi de görürüz. Çünkü o merak, o öğrenme isteğiyle o sürekli bir hareket halindeydi. Ve sağ olsun bize çok da şey öğretti. Çok da bir kere bir doğruluk, yazmada bir doğruluk şeyi vardı. Yani en ufak bir şeyi ilgili kişiyi bulur, telefonla çek etmek isterdi. Yayın yaptık Güngör hocamızla. Her seferinde de bir yere gittik. Yani genelde fabrika, böyle üretim, evet, yeri. Hep böyle sokakta bir mekan olurdu. Bir seferinde hatırlıyorum, böyle bir tencere üretim fabrikasındayız. Ve tabii fabrikanın müdürleri, hep yetkililer yanımızda, etrafımızı dolduruyorlar. Biz onlarla konuşurken bir bakardık Güngör hocamız kaybolmuş. Gidip en ücra köşedeki çalışanı bulurdu. Ve her seferinde de bir Ayşe isminde birini bulurdu. Berfu, evet, Hanım, Ayşe Hanım teyzeyi buldum diye seslenirdi. Oradan bütün ayrıntıları, bilgileri almış olurdu. Yani sadece müdürü dinlemezdi. Hemen gidip çalışanlardan da öneriler alırdı. Onların görüşlerini dinlerdi. Hemen not alırdı ve gelip o notu paylaşırdı. Yani aslında en çok hayran olduğum özelliği oydu.
Normalde o yaşta 10 tecrübesiyle. Ayşe Hanım nerede onu bulurdu fabrikada? Yani ben de bir fotoğraf var işte onu aradım bulamadım. Aslında bugün göstermek istiyorum. Denizli'deki büyük bir işletmede işte gene Gülgür abiyi kaybetmişiz. Bulduğumuzda başında birçok çalışan bayan işçi var. Orada işte biliyorsunuz tekstil atölyesinde. Ve hepsi işte Mahfı abi dedi. Hadi Ayşe abla bunlar o zaman diye böyle bir çevresinde bir Ayşe abla yeğeniyle. Evet gerçekten öyle. Her program öncesi işte notları olurdu mutlaka. O notları mutlaka benimle paylaşırdı. Ekibimize gönderirdi. Editörümüz Tamer Arıcan da o da bizimle birlikte bugün. Mutlaka bütün notlarını paylaşırdı. Hiçbir notu kendine saklamazdı. O konuda çok cömert bir insandı. Çok şey öğrendik gerçekten. Ve hani onca yaşına, tecrübesine rağmen sıfırdan sanki hiç konuyu bilmiyormuşçasına baştan çalışır. Yeni notlar çıkarırdı. O da gerçekten benim çok hayran olduğum bir özelliğiydi. Vahap Bey, siz neler söylersiniz? Ya şimdi ben de Nura Hanım görüşler ikisini hatırlattı. Sabah gelirken onu düşünüyordum. 1979'da Anka Ajansı'nda çalışırken ben tanıdım Güngör abiyi. Genel sekreterdi TÜSİAD'ın. Bir de Şeref Özgencil Güngör abinin yanındaydı. Görüş dergisinde beraber çalışırlardı. Güngör abi onun yöneticisiydi. Görüş dergisinin ki o zaman cebe giren boyuttaydı Görüş dergisi. Sonradan büyüdü, boyutları büyüdü. Sonra da kayboldu gitti. O bizim için çok önemli bir kaynakçaydı. İşte Anka Ajansı'nda çalışıyorum. Görüş dergisi önce benim elime geçerse haber geçerim. Mutlaka gazetelerde yayınlanır. Müthiş bir gurur olurdu. Aynı şekilde Ulusal Basın Ajansı'nda da çalıştım bir dönem. UBA'da. O dönemde de aynı şekilde. Ve dolayısıyla Güngör abiyi tanımak şimdi daha genç bir gazeteci için o zaman müthiş bir şey. Kaynak o anlamda. Öyle başladı bizim de görüşmemiz ve sonra da tabii abi kardeş ilişkisine doğru gitti. Siz mesela hep hocam diyorsunuz, ben Güngör abi diyorum hep. Evet. Hiç hocam diyemedim Güngör abiye. Zaman içerisinde başka yerlere de yollarımız kesişti. Sabancı grubunda çalışırken de sonra sadece yazı yazar noktaya geldi artık şeyde profesyonel hayatı bıraktı. Şimdi Güngör abinin gazete yazarlığında şöyle bir farkı vardı. Şimdi Ege abi de karşımda oturuyor. Ege abi Hürriyet'te aralıksız en uzun köşe yazısı yazan isimdir. Bir uzman yazar olarak çok değerli bir isim. Ama Güngör abi ona gazeteciliği de ekledi. Ege abi mesela hiçbir zaman bizim gibi muhabir gibi sokağa çıkmadı. Güngör abi öyle bir fark yarattı. Zaten Ege abi çok güzel anlattı onu. Şimdi beraber çıktığımız Anadolu seyahatlerinde veya dış seyahatlerinde falan ben yine böyle eski der gibi defterimi mutlaka yanımda tutuyorum. Güngör abinin de böyle defterleri vardı. Evet. Ve mutlaka tek tek not tutardı. Bazen ben işte ayrı bir seyahate giderim, bir şeyler yazarım, açar. Ya oğlum beni niye götürmedin o seyahate diye bana fırça atardı. Öyle bir şey vardı. Gerçekten de yani hiçbir şeyi bilmiyormuşçasına mutlaka tek tek ayrıntısıyla sorar. Öyle devam ederdi. Bir de gerçekten. O notlar öyle boşuna alınmazdı. Tabii, o notları, oradaki yazar, bütün rakamları ertesi günkü yazısında görürdünüz zaten. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Şimdi mesela bizim meşhur bir şey, Suudi Arabistan seyahatimiz var. Beraber umre yaptığımız bir seyahat ki rahmetli Vehbi Koç'la birlikte bir girişimi oluyor ve yapamıyorlar umreyi. O da kısmet oldu ama gidişten önce aradı, dedi ki ya dedi oğlum dedi bunlar bize umre yaptırırlar mı acaba dedi. Abi dedim sen söylersen belki yaptırırlar dedi. Sonra Ahmet Sever, Abdullah Gül'ün basın danışmanıydı. Onu aradı. Bir ihtimal var siz hazırlıklı olun diye bize bilgi verdiler Güngör abi aracılığıyla. Neyse biz ihramları aldık falan gittik öyle. Sonra Riyad'da görüşmeler bitti. Cidde'ye geçtik. Cidde'den işte umre yapacağız. İhrama girdik ve Ahmet Taş getirenin şeyiyle hocalığında Şeref Oğuz da vardı. Bir de Mustafa Karalioğlu vardı o ekipte. Beraber umremizi yaptık. Bittiğinde dedim ki abi dedim nasıl dedim zorlandım dedim. Dedi ki ya dedi o say bölümünde dedi bir ara bir tıkandım ölüyorum sandım dedi. Ama şimdi desen ki dedi hadi bir daha başlayalım. Öyle bir açıldım dedi nasıl oldu bilmiyorum dedi. Böyle bir açılma geldi dedi. O seyahatten bir not daha aktarayım.
İşte gidiyoruz. O zaman devlet uçakları yok böyle. Sadece özel döneminde alınmış küçük uçaklar vardı. Büyük uçaklar yoktu şimdiki gibi. Türkiye Hava Yolları'ndan kiralanan uçaklarla gidiliyordu seyahatlere. İşte biz ekonomi kısmında oturuyoruz. Asıl heyetin önemli böyle bir şeyde business'ta oturuyor. Servisi başladı. Yemek servisi başladı. Troleyi kontrol ediyor. Dedi ki acaba dedi şarap var mı dedi bakalım dedi. Dedim ki abi şeye gidiyor, kutsal topraklara gidiyor. Olsun oğlum dedi, vardır belki dedi. Bir bakalım. İçecek misin dedi. Yok içmeyeceğiz dedi artık. Ama dedi yani yine de bakalım dedi. Yani o ama şeyden, gazeteci merakından. Evet. Hakikaten de baktık, sorduk. Dediler ki evet var. O zamanlar vardı. Yani şeyde de, şimdi Türkiye Hava Yolları uçaklarında, Suudi Arabistan'a giden uçaklarda bildiğim kadarıyla yok artık, yüklemiyorlar. O zaman yüklüyorlardı. İnişe geçtiğinde troleyleri kilitliyorlardı. Tekrar kalkana kadar kilitli kalıyordu o şarapların bölümü. Dolayısıyla oradaki merakı da beraberce gidermiş olduk. Öyle evet. Çok detaylı bakar ve incelerdi. Çok yönlü bir insandı evet, gerçekten. Evet. 83'ten itibaren değil mi Hakan Bey? Her gün, pardon, haftanın 5 günü Dünya Gazetesi'nde. Evet. 98'den itibaren de haftanın her günü, hafta sonu lokanta yazıları dahil olmak üzere Ali Rıza Kardöz ismiyle Milliyet Gazetesi'nde. Yani bir haftada 12 yazı yazıyordu. Zaten 30 saniyede kitabı vardı. Kültür, sanat, seyahat, hatta bir ara Tercüman Gazetesi'nde İsmail Halit ismiyle dini ve ahlaki yazılar yazdığını da ben duymuştum. Bu kadar çok yönlü bir insan ve kültür, sanat onun için vazgeçilmezdi. Biz ne zaman pazartesi buluşsak, işte şirketin ulaştırma aracıyla gidiyoruz gideceğimiz yere, yolda mutlaka hafta sonu gezip gördüğü bir sergiyi anlatırdı. Hatta zaman zaman böyle bir ismi hatırlayamayacak olsa hemen Nurhan Hanım'ı arardık. Nurhan'cığım isim neydi diye ona sorardı. Nurhan Hanım bize bilgileri verirdi. Gerçekten kültür, sanat ve gezip gördüğü sergiler, müzeler onun için vazgeçilmezdi. Rafi Bey de bir küratör, sanat uzmanı olarak aramızda. Aslında az evvel de söyledik, yani Türkiye'nin önde gelen ailelerini iki kuşak birden tanıyan çok özel bir isim. Rafi Bey, yanılmıyorsam sizin de babanızı ilk olarak tanıyordu öyle, değil mi? Evet. Babamı tanırdı ve bana hava atardı. Ben senin babanı tanırım ve ondan alışveriş edelim diye. Gitti ki yanılıyorsam düzeltin Nurhan abla. Evinde de babamdan aldığı şeyleri zaman zaman evine yemeğe gittiğimizde özellikle gösterirdi, bak bu babamdan diye. Güngör abi, tabii Güngör abi benim için. Ama bir yandan da Ali Rıza Kardöz, bir yandan da Tevfik Güngör. Evet. Dolayısıyla bu üçünün arasında ben zaman zaman ikisinin arasına gidip geldim. Ali Rıza Kardöz ve Güngör Uras arasında. Benim esas tanımam tabii babamdan geliyor bana vesaire, ama Sakıp Bey'le beraber çalışmaya başlamıştı. Ya tam başlamak üzereyken ben de Sakıp Sabancı'yı bir tesadüf eseri galeriye geldikten sonra müşteri edindim. Onun ailesine ve sanat hayatındaki gelişmelerine yardımcı olmaya çalıştım. Nitekim bunların sonucu olarak da önemli koleksiyonlar yaptık. Sakıp Bey, hat koleksiyonu, resim koleksiyonu gibi. Nitekim onlar o kadar beğenildi ki Metropolitan Müzesi'ne götürüldü. Letters in Gold diye Nurhan da bilir, rahmetli abim de bilirdi. Orada sergiledik. Sonra işte Lakma'ya, Louvre'a vesaire. O sırada ben Güngör abiye esas tanıdım. O da yeni girmişti ve benim giyimimi falan çok beğenirdi böyle. Zaman zaman beğenmediği zamanlarda olduğu için Mete Bey derdi ki oğlum sen çok güzel öyle ipek gömleklerin vardı. Nerede? Demek ki ipek gömlek giymiyormuşum yahut giyiyormuşum daha evvel. Müthiş renkli. Çok. Müthiş renkli. Öğrenmeye aç. Evet. Her türlü öğrenmeye aç ve bana öyle bir özgürlük alanı tanıdı ki aramızdaki yaş farkı ve diğer farkları kapatacak bir rampa yaptı bana. Yani şaka yapabilirdim. Her türlü şakayı yapabilirdim. Belki de sırasında haddimi de geçmiş olabilir. Yani biraz dilim sivri benim. Ama müthiş bir şeyle beni kucaklardı. Ve hayatımda çok önemli safhaları oldu. Mesela P dergisini çıkarıyorduk. P dergisini bir aralık ki şimdi durdu.
durmaması için müthiş çaba sarf etti. Kişiler buldu, konulara el atmak istedi. Müzayedelerimizde ve dedemden gelen bir adet vardı. Müzayede sonrası dedem yakın dostlarını ve emeği geçenlerden bazılarını yemeğe götürülmüş müzayede sonrası. Müzayedenin iyi ve kötü güçlüğüne göre, ona göre restoranlar herhalde değişirdi. Biz de geleneksel olarak birkaç restorana giderdik. Bu restoran, yani bu müzayede sonrası yemeklerimizin kardeşim, eşim Suhal kadar Güngör abi ve Nurhan Uras da vardı. Muhakkak olmasa olmazlarından biri. Güngör abi söz verilmezdi, o söz alırdı. Hemen şeyini, etrafta gürültü varsa, yeni biçiliyorsa tık tık tık. Bir dakika, şimdi işte burada baba portakal deyip babamı biraz önce anlatırdı. O sualden çok söz ederdi. O yani işte bu adam müzayedeleri yapıyor falan falan ama hep bunun arkasında sual vardır. Ne kadar önemlidir vesaire. Böyle bir geçmişi hatırlayıp Ege abinin de söylediği bir geçmişi hatırlayıp ikiz aynasından günü ve geleceği projete ederdi. Faydası yol açıklığı göstermek, pratik zekasını, onu da söylemeliyim. Nasıl bir pratik zeka? Ne kadar güzel özetlemek. Bir gün Bodrum'da bir öğle yemeği yiyeceğiz. O sırada gazeteciler birbirine şeyler var, Vahap Bey, transferler var muazzam. Yani Sabah gazetesinden işte Hasan Cemal Sabah'taydı yanılmıyorsam yahut Sabah'a gidecek. 1,5 Adana diyorlar. Yani 1,5 milyon alınacak gibi. Öteki doğru değil mi? Öteki işte o zamanlar vardı. Evet. Kim var peki oralarda? Bir kere kızlar var. Kız gazeteciler denilen bir ciddi ekip var. İçinde rahmetli olanlar da var. Ama Hasan Cemal var. Okay var. Rahmetli. Gönensin. Onlar hep birbirini işte bu Adanalardan ne kadar aldın Hasan falan diye böylesi bir gazeteci şeyini yaşadım ben de uzun zaman. Güngör abi işte Okay benim eski arkadaşımdı, dostumdu. Hatta uzaktan hısımındı Okay Gönensi. Evet. Biliyor musunuz onu? Yok, buyurun. İyi, yok, buyurmayayım. Ben tabii sanata çok düşkün. Sanata düşkün, sanatı anlamak istiyor, öğrenmek istiyor. İftihar ettiği birisi var. Eşinin dışında. Kim? Elif Uras. Evet, Elif de bugün bizimle birlikte. Elif de burada, onu utandırmak istiyorum biraz. Elif, Sakıp Bey'le beraber 70'lerin ortalarına doğru Sakıp Bey, gel seni bir yere götüreyim dedi. Güngör abinin evine gittik. Bebek'te oturuyorlar. Mısır konsolosluğunun karşısı. Değil mi? Orada oturdunuz bir sıra. O sırada yanılmıyorsam Elif koleji kazanmış. Sakıp Bey hiç haldır güldür çaldığı zili beklemiyorlardı bence. Nurhan abla da, Güngör Bey de. Elif de orada. İşte dedi, bu kızı öpün. Bu kız koleje girdi, galiba birincilikle girmiş. Akıllı adamın, akıllı karısının, akıllı kızı diye. İlk önce Elif'in serüveni böyle başladı benimle birlikte. Daha sonra Elif Brown'a girdi. Galiba orada da birincilikle mi girdi? Bir şey yok mu? Peki. Bizim için her zaman birincilik. Arkasından Kolombiya'ya girdi. Orada da hukuk okudu. Güngör abi derdi ki hukuktan mezun olması önemli ama esas New York barosuna girmesi çok önemli Rafi dedi. Ve New York barosuna girdi. Çok mutluydu Güngör abi. Bütün bunların sonucu bir mutluluk daha yaşadı. Tırnak içinde bu mutluluk.
Çünkü bütün bunları bırakıp sanatçı olmak istedi Elif. Çok da iyi yaptı bana sorsanız. Dünya çapında bir sanatçımız evet, yani Elif Uras şu anda. Evet, çok iyi bir avukat olabilir, hukukçu olabilir. Zaten hak alıyordur bence hukukçu olarak. Ama dünya çapında ve Türkiye'yi dünyada gösteren, evet, tanıtan Metropolitan Müzesi gibi dünyanın en sofistike burnu büyük müzesinde işi olan, onların tabiri de ben onu eser diyeyim isterseniz, eseri olan bir sanatçı dostumuz. Ben de onun dostluğundan, kişisel dostluğundan çok mutlu olurum. Elif çok bozulurdu babası onun hakkında bir kelime bile geçirse yani yazılarında. Haklıydı da. Yani Güngör abinin kişiliğini o kadar iyi anlattınız ki sanki ben az önce burada aramızdaymış gibi gezdi. Evet. Ege Bey'den, sizden ve bütün dostlardan itibaren. Nuran abla ne kadar güzel anlattınız. Ne kadar güzel. Onun giyimi, saç kesimi, efendim, efendim demesi, o nezaketi ve yanındaki basitliği. Evet. Yazı yazma şeyi, sürati olamaz böyle bir şey. O gazetecilerle beraber derken onu söyleyecektim. Yani bir yazı yazması lazım, bir 45 dakikası falan var. Ben yazarım dedi ya. Gitti iki tane yazı yazdı. Biri şey, Milliyet Gazetesi'ne, diğeri de Dünya'ya ve herkes hayretler içindeydi. Ben Hasan Cemal'le uzun zaman komşuluk yaptık yazıları. Onun ne kadar zor, onların deyimiyle kabız yazı yazdığını biliyorum. Bütün bir günü alırdı Hasan Cemal'in bir yazı. Yani haftada 12 yazı başka türlü yani herhalde çıkmazdı. İnanılır gibi değil, inanılır gibi değil. Müthiş pratik ve pırıl pırıl yazılar. Evet. Akan. Evet, benden yani çok farklı. Devam edeceğiz. Bu arada Devlet Planlama Teşkilatı'nda da çok böyle hızlı kararnameler yazdı o dönem. Sonradan ben de anlatıldığı kadarıyla elbette biliyorum. Hatta onun olduğu dönemde galiba 14 sayılı kararnamelerle ülke yönetilirken o kadar hızlı kararname yazarmış ki yani kes biç yaz Güngör derlerdi bana diye anlatırdı. Çok seri halde kararname hazırlarmış. Herhalde o hızlı yazı yazma kültürü belki de o dönemden geliyor. Hatta Olivetti marka bir makinem vardı hemen geçip yazardım diye anlatırdı Güngör hocamız. Ben de bir şey bitireyim müsaadenizle. Bir de Ali Rıza Kardüz'den söz ettik. Zaman zaman da restoranlara giderdim. Güngör abinin ona hiç bırakmazdım söz söylemesini. Rakı içerdi. Yani yahut da rakı içtiğimiz zamanlar. Susuz busuz, susuz busuz diye. Susuz busuz rakı istiyor. Soğuk. Evet, bunlar bitsin şimdi. Evet, devam edeceğiz tabii ki. Bu arada Mete Bey, siz de çok uzun süre değil mi birlikte çalıştınız. Zaten Milliyet Gazetesi'ne de yani haftanın 7 günü yazılar yazıyordu. Ve benim bildiğim kadarıyla yani çalışma hayatı boyunca hiç izin kullanmadı. Değil mi? Köşesinde herhangi bir izin boşluğu hiç olmadı. Çünkü hep stok yazı bırakırdı. Hatta bazen bir seyahate gittiğinde telefon açıp o stokları şimdilik bırakın yeni yazı gönderiyorum diye tatilden de yazı gönderdiği olurdu herhalde. Biraz evvel Refi Bey'in anlattığı gibi hızlıca yazabilme ve son derece basit dile getirebilmesi, yazının rahat akabilmesi o el alışkanlığı ve aynı zamanda tabii düşünme hızı ve biçiminin de yansıması aynı zamanda. Dolayısıyla evet birden fazla yazıyı yazıp, zamansız yazılar yazıp, bırakıp ona göre tatile gittiği yahut herhangi bir iş gezisine, seyahate gittiği söz konusu. Ve yine evet zaman zaman güncel bir gelişme varsa onlar bir dursun da ben şimdi bir 15 dakikada uçaktan yahut işte aprondan yahut oradaki bekleme salonundan yahut otobüsten yazayım durum olurdu ve yazardı hakikaten. Ama sadece ekonomi sayfalarında yazdığı yazılar değil, zaman zaman hem fikir vermek hem de bazı yazıları düzeltmek için el attığı da olurdu. Ben izninizle bir hani içimizde ukde kalan bir olayı anlatarak devam etmek isterim. O da şudur. Yıllar sonra Milliyet'e dönünce ben doğal olarak gazetenin içerisindeki akil adamlarla ayrı ayrı görüştüm ben yokken ne olmuş ve şimdi ne oluyor öğrenmek için. Onlardan biri de Güngör Bey'di.
bir süre sonra gazetede yapılması gereken işleri konuşup şuna karar verdik ki işte bütün şeyler, büyük marketlerin şeylerini yayınlayacağız, fiyatlarını yayınlayacağız. Temel 50 tane şey alacağız, malzeme alacağız, şekerdi, işte ayçiçek yağıydı vesaire falan. Ve bunları karşılaştırmalı yayınlayacağız. Fakat korkumuz şu, reklam veren aynı zamanda hepsi. Ve adamlar buna itiraz ederler mi, etmezler mi bilmiyoruz. Neyse biz başladık, böyle tam sayfa yayınlanıyor, haftada bir yayınlanıyor. Sonra gerçekten beklediğimiz tepkiler gelmeye başladı. Reklam vermeme tehditleriyle devam eden bir süreç oldu. Fakat bize bir şey gösterdi bu. Ya bunlar hem okunuyor hem etki yaratıyor. Sonra birkaç Ortaköy toplantısından sonra, öyle izah edeyim durumu, toplantısından sonra şuna karar verdik. Pazar günleri bir ekonomi gazetesi hazırlayacaktık. Halk gazetesi gibi bir şey düşünüyordu Güngör abi bunu. İçinde de yukarıdan aşağıya bu çokça bahsedilen Ayşe teyzelerin, Ali Rıza amcaların diliyle yapılmış köşeler ve içerikler olacaktı. Ne yapmalı, nasıl yapmalı? Köşelerden birinin adı bu. Burada işte altını öyle değil, böyle almak lazım. Doları şöyle satmak lazım, satmamak lazım. Şundan kaçmak lazım gibi küçük kısa öneriler olacaktı. Öteki taraftan pazar günü yayınlanacağı için çarşı pazar fiyatlarının analizleri olacaktı. Özellikle büyük marketlerin, zincir marketlerin fiyatlamaları üzerinden bir sayfa yapılacaktı. Yerel üreticinin fiyatları ve yapılması üzerinden neler, nasıl büyük şehirlere ulaşır, onlar olacaktı. Ekonomi bilgileri bu arada olacaktı ve biz bunu böyle hafta sonu 10 sayfanın içerisine sığacak şekilde bir gazete haline getirecektik. Ana gazetenin içerisinden ekonomi sayfalarını çıkartacaktık. Ve sonra eğer tutarsa, ki tutacağından emindi Güngör Bey de, bunu gerçekten günlük gazeteye çevirecektik. Parasız dağıtılan, reklam verenin desteklediği ama içinde böyle sofistike bilgilerin asla olmadığı bir gazete haline dönecekti. Bayağı çalıştık bunun. Hala bende maketleri, notları, işte köşe isimleri vesaire duruyor. Ama maalesef zaman yetmedi. O bizden ayrıldı, ben gazeteden ayrıldım ve içimizde ukde kaldı proje. Evet, evet, keşke hayata geçirilebilse onun anısına. Belki de çok güzel olur. Gerçekten hiç izinsiz, aralıksız o yazıları yazdı. Ve hayatındaki ilk ve tek izni de herhalde vefatından 10 gün önce doğru kullandı. Yazılarına ara vermek zorunda kaldı. Onda bile birkaç gün önce. Hediye Hanım, kaç yıl çalıştınız birlikte? 38 yıl. Bilmiyorum, belki siz de bir şeyler söylemek istersiniz. Bir el mikrofonumuz vardı. Onu ulaştırırlarsa, eğer isterseniz biz ulaştıralım. Hastane odasını zaten ofise çevirmişti. Hatta odasında da yanılmıyorsam böyle sevdiği birkaç tablo da vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Ve biz her gittiğimizde onu tıraşını olmuş ve işte güzelce giyinmiş, gazeteleri okumuş, bilgisayarının başında bulurduk ziyaretlerde. Servet Bey. Evet, dediğin gibi yani son yazabildiği sürece yazdı. Fiziki olarak imkan verdiği sürece yazdı. Ben sık sık eski yazılarına bakarım da Güngör abi. Mesela dün köşe yazısı yazacağım, köşe yazısına başlık arayacağım. Ya ben niye bir arayayım dedim. Güngör abinin attığı bir eski yazısından başlığı aldım. Dünkü yazım başlığı o. Sanayi bizi büyütür diye. Sanayisizleşme üzerine bir yazı. Geçmişe dönük, hani Güngör abi ne demiş diye baktığınız zaman oldukça doyurucu. Onlarca, belki yüzlerce makale bulabiliyorsunuz. Şimdi o imkan da var, işte internetten ulaşabiliyorsunuz. Sizin de ayrıca bir arşiviniz var. Keşke o arşive ulaşabilsek aslında. Onun için şeydir yani, ansiklopedi gibi bir insandı. Yani ansiklopedi derken bizim gibi eski, şimdi tabii kuşak için ansiklopedi ayrı bir şeydi. Yani bilginin olduğu yerde inanılmaz bir bilgi kaynağı vardı. Fakat o bilgi kaynağını tabii basitleştirip aktarmak ayrı bir yetenek. O yeteneğe Güngör abi sahip, o yeteneğini işte konuştururdu. En sıkıcı konuyu bile en basit haliyle anlatırdı. Ben daha önce bunu yazdım.
Yani bir Çengelköy hıyarını o kadar güzel anlatmıştı ki bir yazısında. İnanılmaz bir yazı. O yazıyı bulun. Keyifle böyle bir Çengelköy hıyarından başlıyor. Orada artık bir tarımsal analiz yapıyor. O kadar keyifli bir yazı ki yazıyı okurken. Bunun gibi böyle onlarca konuyu, sıkıcı konuyu alıp basitleştirip keyifle yazabilen birisiydi. Onun için hala da böyle bir şey olduğu zaman Güngör abi ne demiş diye bir internetten bulabiliyorsam evet. Bakar bulurum. Ben de iş hayatına 2001'de başladım CNBC'de. Biz her zaman Güngör Hoca ile çeşitli yayınlar yaptık ve stüdyodan yaptık o yayınları. Ama 2015'te CNBC'yi kapanıp biz NTV'ye geçtiğimizde tabii stüdyodan yayınlarımız devam etti Güngör Hoca ile. O zaman editörümüz Samer Arıcan bir gün Güngör Hoca hep Ayşe teyze ekonomisini anlattığı için sokağın ekonomisi diye bir başlık kullandı. Çok hoşumuza gitti. Ama spot sokaktı, yayın stüdyodandı. Neden bunu sokağa taşımıyoruz dedik. İlk yayını İstinye Park'ın pazar yerinden evet, yapmıştık. Öyle güzel tepkiler geldi ki hocamız heyecanla arayıp ikinci yayını Mahmutpaşa'dan yapalım dedi. Orayı çok severdi, sık sık giderdi oraya. Biz ikinci yayını Mahmutpaşa'da esnafın çay kahve ikramları eşliğinde, simit ikramları eşliğinde yapmıştık. Bunların hepsi canlı yayındı bu arada. Çok uzun süre canlı yayın yaptık sokaktan. Gerçekten çok keyifliydi. Ve biz ne zaman Mahmutpaşa'ya gitsek bir ismi ziyaret ederdik. Mustafa Pakoğlu. Mustafa Bey bugün aramızda. Belki siz de bir şeyler söylemek istersiniz Mustafa Bey. Mikrofonumuz... buyurun. Ses. Yok. Ses. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Tabii bahsettiniz Mahmutpaşa'yı. Yalnız Mahmutpaşa değil, abimle her vesileyle Tahtakale, Sultanahmet, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı bütün esnafları dolaşır, dertlerini dinlerdi. Ve sütununda oradaki esnafın sorunlarını yazardı. Halen ben dolaşırken, iş yerim zaten Mahmutpaşa'da, o ziyaret ettiğimiz, gördüğümüz esnaf hala sevgiyle yad eder abimi. Evet. Abim o yönleriyle değil, her yönüyle farklı bir insandı. Bir anımı da bahsedeyim bu arada. Kendisi Düzce'li. 1999 depreminde o gece aradı sabahleyin beraber Düzce'ye gittik. O dehşetengiz olayın içerisinde yakınları, dostları, tanıdıkları vardı Düzce'de. Onların hepsine el attı, elinden geldiği kadar yardım etti. Daha sonra onları İstanbul'da işe yerleştirmeye çalıştı. Yardımlarını hiç esirgemedi. Çok farklı bir insandı. Benim için çok acı. Kendisini rahmetle yad ediyorum. Evet, ruhu şad olsun hocamızın. Gerçekten öylece böyle yürüyüp gidemezdiniz onunla. Mutlaka ya o biriyle konuşurdu ya da birileri gelip hocam ne olacak bu ekonominin hali diye ona laf atardı. Konuşmaya çalışırlardı. Esnaftan sadece çay ikramı kabul ederdi. Onun dışında hiçbir ikram kabul etmezdi. Hep parasını öderdi. Siftah olsun diye alışveriş yapardı. Üç kişi hani o dönem hep yakınında olan bir kere Nurhan Hanım mutlaka gittiğimiz yerden Nurhan'a şunu alayım çok sever diye ona ufak bir şey alırdık. Hediye Hanım'ı Ortaköy'deki ofisinde hiç ihmal etmezdi. Yemek yediysek ona da bir paket yaptırırdı. Şoförü Erol Bey'e de aynı şekilde. İki paketimiz daha olurdu yemekte. Biri Hediye Hanım'a giderdi, biri de şoförü Erol Bey'e giderdi. Gerçekten çok özel zamanlardı. Mehmet Ali Yıldırım Türk de oradan gördüm. Yani biz sık sık size de gelirdik Kapalı Çarşı'ya geldiğimizde. Pek çok altın yayınında da buluştuk. Bilmiyorum belki siz de bir şeyler söylersiniz. Biraz salondan da eğer söz almak isteyen olursa çok mutlu oluruz. Mikrofonu ulaştırabiliriz Mehmet Ali Yıldırım Türk'e. Berfa Hanım 12 yazıdan sonra bir de NTV yayınlarını ilave etmiş. Evet tabii o zaten o zaten yani aynen. CNBC ve NTV'de yani yıllarca program yaptı hocamız. O yazılarla beraber. Tabii ki o yazılarla beraber hatta TRT'de de değil mi 90'lı yıllarda TRT 2'de de programı vardı. Sonrasında hep Doğuş Yayın Grubu'nda CNBC'de önce sonra NTV'de yayınlarımız devam etti. Buyurunuz. Size ve bu toplantıyı hazırlayanlara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özellikle altınla ilgili bir yazı yazacağız ama İran Hanım arardı, bağlardı. Ve benden bilgi alırdı. İşte üstadım nasıl oluyor? Mehmet Ali Bey, bu altın fiyatları nereye gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Biraz bana anlat bakalım falan derdi. Ben anlatırdım. Biraz önce konuklara söylediği gibi o yazıda Serhat Bey'in söylediği gibi
O yazıda muhakkak benim ismimi de geçirirdi. Ben oradan bir bilgi aldım derdi. En son özellikle bu yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması konusunda Ziraat Bankası'nın bir uygulaması için sizinle beraber çarşıya gelmiştiniz. Orada bir program yaptık. Evet. Dolayısıyla benlik anıları da altın üzerine ve benim ismimi de geçirmesi üzerine çok değerlidir. Kendisini ruhu şad olsun diye. Evet, ruhu şad olsun. Hemen yanınızda Tamer Arıcan var. Yani çok uzun yıllar ama son 3 yıl özellikle Sokağın Ekonomisi programında onun editörlüğünü de yaptı. Ve Sokağın Ekonomisi programının da isim babası aslında Tamer Arıcan. Belki ondan da bir yorum alabiliriz. Çünkü hocamızla biz haftaya hocamızla konuşarak başlardık yeni haftaya. Hem programın hazırlıkları için hem hangi konuyu işleyelim diye. Ve o süreçte hep Tamer'le de dirsek temasındaydı. Sanıyorum mikrofonda mı bir sorun var? Geldi. Ya tabii herkesin söylediği gibi Güngör Hocam'ın en büyük bende bıraktığı etkiler kibarlığıydı. Her zaman çok bakımlıydı, tıraşlıydı. Ama beni en çok etkileyen kısmı ya koskoca Güngör Uras'ın neredeyse sıfır egoyla olmasıydı. Yani sadece sokağın ekonomisi için yaptığımız çalışmalarda değil, örneğin herhangi bir veri açıklanır. Cari açık olsun, sanayi üretimi olsun, bir şey olsun. Dışarıdayken kendisi tabii ki rakamlara hakim, bakardı, ederdi. Ama bir an telefonu çalardı, açardım. Güngör Hocam, rakamları biliyor, benim de baktığımı biliyordu. Üstünden geçelim derdi. Telefonda birlikte bakardık tekrar rakamların üstüne, şeyine. Yani kendisi zaten çok iyi bildiği halde onun teyidi için, teyit etmek için veya başka bir bakış açısı olabilir, gözden kaçırdığı bir şey olabilir diye yani normal bir editörü arayıp bunu sormak, sohbet etmek, konuşmak hiç şeyine gitmezdi. O egosuzluğu beni en çok etkileyen şeydi çünkü o seviyede birinin bunu yapabiliyor olması bana çok güzel, hoş geliyordu. Gerçekten öyle. Herkesin seviyesine, her yaş grubunun seviyesine çok kolay hitap edebilen bir isimdi. Ama o 21 senesi o kadar çok işe koşturdu ki, hele Sabancı Holding'e. İnanılmaz çalışkan bir insandı ve ben tanımadım hayatını. Evet. Nurlar içinde yatsın, nur ve içinde yatıyor yatsın. İnanıyorum. Gerçekten cenaze törenindeki yayında Ege Bey, hiç unutmuyorum, şey demiştiniz yani, arı gibidir. Bir arı benzetmesi yapabiliriz. Yani hem aynen, çok çalışkan olduğu için hem de yani hangi çiçekten hangi bilgiyi alacağını da çok iyi bilen bir isimdi diye anlatmıştınız. O benzetmeyi de hiç unutmam. Çiçekten bal alır. Şeyi belki söylemek lazım. Çalıştığı şirketlerle ilgili herhangi bir şekilde çıkar içeren hiç yazı konusu olmadı. Asla. Ege abide de öyle sıfır, gördüm ben hep. Sıfır. Sıfır. Bugün günümüzde çok kolay kolay göremezsiniz. Onu. Evet. Çok önemli bir özellikti gerçekten. Gerçekten öyle. Ben de bir şeyi belki buyurun. Bir şey. Buyurun. Usulü dairesinde söylemek istiyorum. Sakıp Bey biliyorsunuz çok kitap yazdı. Bilmem. 14. Efendim? 14 kitap. 14 kitap. Hayır, Sakıp Bey yazdı ama arka planında işte 14 kitap yazan kişi vardı. Evet, Güngör Hoca'nın çok büyük emeği var. Evet. Zaten Sabancı Üniversitesi'nin kurulma sürecinde ve Sabancı Müzesi'nin kurulma sürecinde de sanıyorum. Bank Londra. Evet. Bunların hepsinde Güngör Bey birinci. Evet, ben hepsini de bir müziklik yaptım. Ama galiba yanlış hatırlamıyorsam Nurhan abladan da izin almış olmalıyım. Vefatında işte herkes bir çelenk yaptı, biz de yaptık vesaire. Ben İki çelenk daha yaptım. Biri Ali Rıza amca, biri de Ayşe Hanım teyze diye. Evet, yani o çelenkler size mi aitti? O zaman konuşmuştuk da hatta canlı yayın işte, evet, cenaze töreninde. Evet, ama bunu ben yeni öğrenmiş oldum. Evet. Bir şey daha anlatayım. Buyurun. Şimdi az önce şey konuşuldu da aslında Tamer arkadaşımız dedi ki yani zaten bilgiler var, biliyor rakamlar, ondan rakamlar hakim. Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin bir Ekonomi Gazeteciliği Tarihi diye bir kitabı çıktı.
Onun için Güngör abi de sohbet yapıyorduk. O sohbette anlattığı hikaye. Uluş Gürkan Anka Ajansı'nın ekonomi müdürü. Ben onun müdürlüğü döneminde çalıştım Anka Ajansı'nda. IMF raporları falan çok önemli. IMF ya da mektupları, o sırada yine IMF'le şeyimiz var, standby'ımız var anladığım kadarıyla. Tam böyle mektup gelme dönemi. İşte araştırıyor herkes. Bulunca ilk kim basacak falan diye. Uluş Gürkan Güngör abi arıyor. Ya abi diyor, mektup sana ulaştı mı, mektup falan filan. Başlıyor, oğlum diyor, o mektupta şundan şundan olur ancak diyor. Daha ne olacak diyor. Tek tek yazdırıyor. Uluş abi de Anka Ajansı'ndan patlatıyor. Gazetede bayağı büyük haber olarak giriyor. IMF tarafı, lan bu nasıl sızdı diye. O kadar. Ya birebir mektup gibi yani, düşünün. Evet. Gerçekten inanılmaz bir hikaye. Bu arada yani hem böyle ekonomi tarafı çok kuvvetli, orayı çok yakından takip ediyor, hem de daha evvel şöyle anlattığını hatırlıyorum. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışırken yani Yeni Delhi'den Japonya'ya kadar dünyada çeşitli ülkeleri de gezip görme fırsatı bulmuş ve her dönüşünde öyle böyle ballandırarak anlatırdım ki herkes hani tekrar tekrar anlattırırdı bana diye bahsederdi. Gerçekten de öyle, yani Türkiye'de de öyle bir yere gidip gezip gördüğünde öyle keyifle anlatırdı ki sonra onlar yazılara dönüştü. Hatta Geze Geze diye bir kitaba da dönüştü. Sizin de çok seyahatiniz oldu. Seyahat sırasında siz orada bir arazi görüyorsunuz. Güngör abi anlatırdı. Burada şu kümelenme yapılacak diye planlama döneminde. Yani oradaki sanayileşmenin çıkış hikayesini önceki planlamayı bildiği için hem seyahat edersiniz hem de öğrenirsiniz ondan. İşin tabii şeyini biliyor. Yani o öbür planlama tarafını da biliyor. Yani resmin bütününü geçmişinden bu yana görebildiği için onun bakışı farklıydı. Yani görmekle bakmak arasındaki farkı onu da çok rahat görebiliyorsunuz. Evet. Yani işte bakarsanız göremezsiniz. O bakıp görürdü. Çok derinlikli bir insandı. Yani mesela biz 3 yıl boyunca çok yakın çalışma fırsatı bulduk. Yani sadece benimle değil, mesela eşimle ilgilenirdi, onu sorardı, işini sorardı, çocukları, eğitim durumlarını sorardı. Bir seferinde yani ilk programa başladığımızda herhalde damat nasıl bir görelim diye bizi Nurhan Alın'a yemeğe davet etmişlerdi. Sonrasında tekrar buluşunca ben dedim ki Gökhan sen sınavı geçtin herhalde. Sonra ikinci buluşmalar oldu. Ve o sofrada da yani gerçekten bizimle çok yaş farkı olmasına rağmen hiç o yaş farkı yokmuşçasına çok keyifle bir şeyler anlatırdı. Ve Rafi Bey'in dediği gibi bize böyle bir alan tanırdı. Bizim de konuşmamıza ve bir şeyler anlatmamıza alan tanırdı. Çok çok özel zamanlardı bizim için. Kişisel bir sorunun olduğunda fark eder ya da fark etmese direkt ilgilenmeye başlar. Özellikle bizim o kanal döneminde, kanalın son zamanları biraz daha böyle sancılı dönemler. Orada odaya gelir, tavsiyelerde bulunur ve çoğu da çok güçlü tavsiyeler. Yayına ilişkin, akışa ilişkin önerilerini, uyarılarını yapardı. Artık kişisel bir sorunuz varsa onunla ilgilenirdi ki Nurhan biliyor son dönemde benim o iş değiştirme dönemde hastane odasında kendisi orada bir anlamda hayatla mücadele ediyor. Onu bırakmış bana tavsiyelerde bulunuyor ve çok önemli tavsiyelerdi. Yani ihtiyacınız olduğu dönemde doğru tavsiyelerdi. Bize her sabah izlerdi yayını ve mutlaka yayından sonra arardı. O zaman o dönem hastane odasındaydı. Evet. Ve derdi ki yayında şu grafiği kullanmanız çok iyi oldu ama bir de şunu ekleseniz de güzel olurdu diye. Böyle çok kibar bir şekilde dikte etmeden o önerisini de mutlaka sunardı. Ve biz hocam siz nasılsınız dediğimizde hiç oraları geçerdi hemen. Siz anlatınız yeni iyi ne var derdi. Hep böyle yenilikler, iyilikler, güzellikler konuşulsun. Onlardan bahsedilsin isterdi. Gerçekten çok özel bir insandı. Yani hem çok mütevazı hem çok çalışkan. Ali Rıza Kardüz ismiyle yazıları aslında herkes Güngör Uras deyince bir ekonomi duayeni diye onu anlatıyor ama o tarafı da çok kuvvetli. Abdurrahman Yıldırım da lezzetli piyasalar diye de yazıları var. Hem ekonomi hem gurme tarafıyla aslında örtüşüyordunuz da herhalde, değil mi? Evet, herhalde ben de etkilenmiş olacağım Güngör abiden ki aynı yolu biraz izledim. Bir ara lokantalarla ilgili özellikle Türk mutfağı diyelim, esnaf lokantaları daha çok bunun üzerine Anadolu'yu gezdim, yazdım. Ama o sırada da Güngör abi birkaç kez aradı beni yani. Mesela dedi ki Düzce'de ya o iyi köfte yapıyor mu dedi ya. Şunun kadar iyi yapıyormuş işte, Rumeli köftecisi varmış, Balkan köftecisi filan. Ondan sonra Sivas yazdım, Sivas'ta tekrar aradı. Dedi ya Sivas o kadar şey mi, tatlı, iyi mi köfte filan. İşte anlattı filan. Dedi ki ya ben köfteyi çok severim filan. Neyse o zaman öğrettik.
Sonra tabii hastalanmadan önce galiba İzmir'de yine bir başka toplantı için İzmir'deydik. Güngör abiyi biz börekçiye davet ettik. Nurhan Hanım da vardı. İşte yiyoruz filan. Börekçi de işte Balkan börekleri filan yapıyor böyle. İşte garsonlar bayan, kadın. Bir tanesine takıldı. Yani o bayağı güzel, kültürlü ve masa iyi hizmet ediyor. Kızım dedi işte sen yani erkek arkadaşın var mı? O nişanlı olduğunu öğrendi. Ondan sonra nişanlın sana iyi bakıyor mu dedi. Yani özen gösterilmesi gereken bir insan olduğunu ona hissettirdi. Güzel börekleri yedik. İşte Nurhan Hanım da galiba hatırlar. Ayrıldık oradan. Vallahi kendisi beni en çok teşvik eden insan oldu diyebilirim medyada. Ben yazılarımı saklarım. Notlarımı da saklarım. Benden alıntı yapan ve benimle ilgili yazıları da saklarım. Dönüp baktığım zaman en çok Güngör Uras benden bahsetmiş, alıntı yapmış ya da kaynak göstermiş. Hakikaten sık sık da arada görüşürdük. Borsa konusunda da yine benzer çakışma oldu. Bir ara değil de bir röportajında geçmişti. Böyle bir baktım işte borsada keriz sirkeleme lafı. Neyse yani onu kullanmıştık ama benim yazıları da alıp yine kaynak göstererek kullandığı için orada bir karıştırma yapmış. Borsada keriz sirkeleme işte ilk ben yazdım diye. Aa dedim filan neyse hiçbir şey söylemedim tabii ne gibi beraber zaten evet. Üretiyoruz diyelim şeyleri. Ama bir sonraki ya bir sonra değil bir süre sonra başka bir röportajında hakikaten bunu düzeltti. Dedi ki işte bu Abdurrahman Yıldırım'a aittir gibi böyle bir şey söyledi. Benim değildir filan. Yani orada da şeyini gördük. Böyle hak teslim etme özelliğini ve şeyini. Bütün bu şeylere nasıl geldi diye yani ben çok hani kendisiyle böyle dostça arkadaşlık falan yapmadım. Mesleki şeylerde daha çok beraber oldum. Ankara'dan DPT'den yetişmiş olması kendisinin çok önemli bir farkı. Yani İstanbul'daki gazeteciler, İstanbul'daki köşe yazarları, piyasa ya da yurt dışında okuyup gelmiş işte fikir üreten insanlardan çok önemli ve tek ayrıcı özelliği Ankara'yı tanımış olması. Ankara Türkiye'nin bilgi merkezi, enformasyon merkezi. Ve kendisi de tam böyle DPT'nin kurulduğu ve bütün bilgilerin aktığı, derlendiği yerde görev yapmış olması onun çok önemli bir artısı. Dolayısıyla o makro düzeyde o mikro şeyleri nasıl buluşturuyor da hata yapmıyor diye baktığımız zaman bence bu Ankara tarafına parmak basmak lazım. İstanbul'daki başarılarının arkasında da bence bu DPT deneyimi ve devlet deneyimi yatıyor. Az önce örnek verildi. İşte bir kitabı Sabancı'nın kitaplarının arkasında da o var diye. Mesela ben 1987'de galiba Sakıp Sabancı TÜSİAD Başkanı oldu. O sırada çok seri bir şekilde kitaplar çıkıyor. Güngör Uras da genel sekreterdi. Yani onu da beraber getirmişti. TÜSİAD'a. Bir ekonomide durum 1987 ya da 88 gibi böyle bir kitap yayınlandı. İşte tanıtım oluyor. Konuştuk filan kitapta imza yok. Dedik ya kim yapmış bunu yani. İstanbul'da hanlar, hanlarda durum böyle. Hanlar bazında ekonominin durumunu anlatıyor. Ama çok sevdik kitabı yani. O Sirkeci'deki o hanlar işte Galatasaray'da kısmen. Hayat nasıl geçiyor, nasıl dönüyor, geçmişi nasıldı filan. Ve ortaya çıktı ki yani Güngör Uras yazmış. O dönem Sabancı Holding'deydi herhalde değil mi? Oradaydı da işte Sakıp Sabancı böyle TÜSİAD Başkanı evet. Olunca kısa süreli bir ya da iki yıl sürdü. Onu yine bu TÜSİAD'a görevlendirdi beraber. Şeyde, öyle Sabancı da genel sekreterdi. İşte, 80 arası. Genel sekreterdi TÜSİAD.
Yok 80 de ya yani benim dediğim 89 88 o yıllarda Sabancı grubundayken ayrıca evet. TÜSİAD'a da bakıyordum. Yine galiba bir haber için aramıştı, davet etti TRT'de bir programa. Sonra Dünya Gazetesi'nde mi oturuyordu? Ben dedi seni alırım. Yani ilk defa o zaman tanıştık zaten. 80'li yılların sonu olabilir. Arabada giderken işte tamam merhaba şu bu. Ondan sonra işte şunu konuşuruz filan dedi. İşte şöyle şey deriz. İşte şöyle cevap veririz filan. Yani farkına vardım ki arabada televizyonda yapacağı konuşmayı ve bana soracağı soruları ve benim de hazırlık yapmamı provasını yapıyor. Evet, bir yandan da araba kullanıyor. Ve işte Ortaköy'e gittik, stüdyoda yayını yaptık. Evet. Dolayısıyla her tarafa böyle yetişiyordu. Biraz evet. Uzattım, kusura bakmayın. Yok, çok ama teşekkür ederiz katkılarınız için. Yani ben genelde bu Ağustos ayının ikinci yarısı dağlarda oluyorum. Güngör Bey vefat ettiğinde hakikaten çok şey üzüldüm. Oralardan kalktım geldim cenazesine katıldım. Servet de biliyor durumumu, bana biraz böyle acayip gözlerle baktığını hatırlıyorum. Evet. Herkesin yeri ayrı gerçekten. Onun için katılamadım bazı anma şeylerine. İnşallah bundan sonra katılırız. Çok teşekkür ederiz. Yani herkesin eminim çok anlatacak şeyi var. Salonda da kimseyi atlamak istemem. Bilmiyorum başka katkı sunmak isteyen var mı? Ama ben Hakan Güldağ'a da mikrofonu ulaştırmak isterim izninizle. Hem de bir böyle kapanış da olabilir. Eklemek isteyen varsa yine almaya çalışırız. Çok teşekkürler. Buyurun. Mutlaka başka söyleyecekler de vardır. Şimdi Ege abi konuştukça benim kafamdaki bulutlar dağıldı açıkçası. Çünkü bana göre Güngör abi o role bürünmüş olabilir ama kesinlikle saf ve bakir birisi değildi. Üstelik Anadolu çocuğu da değildi bence. Tabii ki Türkiye'liydi ama bir dünya vatandaşıydı. Çok daha geniş bir perspektife, vizyona sahipti. O vizyonu da bize aktarmaya çalışıyordu. Ülkesini ve insanını çok iyi tanımış olmanın avantajını da kullandı. Ve bunu ama onlarla o tanıdığı insanlara sempati duyarak değil, empatiyle yaklaşarak yaptı. Yani bir gazetecilik tekniğini aslında çok net bir şekilde kullandı. Sadece gazetecilik tekniği değil ama yani bizim sonuç itibariyle onlarla beraber, insanlarla beraber üzülmemiz, sevinmemizden çok onları anlayıp aktarmamız gerekiyor. Bunu da çok başarılı bir şekilde yaptı. İkinci bir şey, ya biz de zaman zaman hatta yazı işlerinde tartışma konusu bile olurdu. İşte Hediye Hanım'dan alıyorduk stok yazılar diye ifade edilen, zamansız yazılar diye ifade edilen yazıları. Böyle tatile gittiği zamanlarda 10 günlük, 15 günlük yazıları bırakır giderdi. Ben de biraz kızacak bir yerde arardım doğrusu. Hani ya şimdi bu kadar da yazı bırakılmaz ki o günler yazmasanız ne olur diye. Hakikaten izinsiz çalışırdı. Her güne mutlaka bir şeyi var. Atlamıyor. Fakat o yazıların hiçbirinin konserve yazı olmadığını içine girdikçe bakardınız. Çünkü hiçbir zaman talebe dönük de yazmıyordu. Hep ihtiyaca dönük yazıyordu. İhtiyaç da bugün Sinan Bey konuşurken aklıma geldi. O 19 yaşındayken konuştuğumuz konuların birçoğunu şimdi de konuşuyoruz. Çünkü o ihtiyaçların hiçbirisi aslında giderilmedi. Onun için onlar zamansız yazılar. Bugün de kıymetli. Onun için onların hiçbirisi konserve yazılar değildi. Ben Güngör abinin imrendiğini de gördüm. Yani kıskançlık demeyeyim ama imrendiğini de gördüm. Mesela işte Alaaddin Aktaş böyle rakamları iyi kullandığı zaman onu mutlaka bir yerlerde söyler, konuşur, bizde de onun tartışmasını yapar. Ama mutlaka kendi köşesinde de ismini vererek ve onu överek de koyardı. Yani
hepimiz gibi insandı ama o insani duygularının üstüne çıkmasını başaran, mesleğiyle de üstüne çıkmasını başaran bir insandı Güngör abi. Ve biraz önce de söylendi, ona da ben de çok rastladım. Böyle didaktik olmadan öğretme kabiliyeti olan ender insanlardan bir tanesiydi. Belki o kibarlığı, nezaketinin de yardımıyla, ama mesela açar bazen, ya Sayın Yazı İşleri Müdürüm, ya Trabzon'da bir şey yazmıştınız siz, sonra o ne oldu diye sorar. Yani sen orada anlarsın ki, ya Trabzon'daki o haberin arkasını getirememişiz, fikri takip yapamamışız, onu bir an önce yapmamızda fayda var. Ya da der ki, ya Ali Ekber Yıldırım'ın da şu yazısını okudum, ya kardeşim ne güzel yazmış ya filan. Sen anlarsın ki, ya onu biraz daha sayfada, birinci sayfada büyütmen gerekirmiş. Yani onu biraz böyle arka planda bırakmışız. Hakikaten insana yol gösteren çok değerli bir isimdi. Hepimizin ustasıydı, ağabeyiydi. Hakikaten çoğumuz Güngör Hoca tabii ki diyoruz ama Güngör abi demeyi ona bizim üstadımız olarak, ustamız olarak seviyoruz öyle hitap etmeyi. Allah gani gani rahmet eylesin. Hakikaten yerleri çok zor doldurulacak insanlar ama bizlere de böyle örnek olmuş ve arkasından da bu kadar çok şey söyleyebildiğimiz bir miras bırakmış olmaları nedeniyle çok da teşekkür ediyoruz. Özlemle, saygıyla anıyoruz kendisini. Evet, gerçekten öyle. Çok teşekkürler. Daha bir saatlerce konuşabiliriz Güngör hocamızı. Ama artık tamamlayalım. Bilmiyorum, eklemek istediğiniz var mıydı? Kapanışı Hakan Bey'le yapmış olduk. Çok teşekkürler. Gerçekten bir Güngör Uras gerçeği var. Çok çalışkan, çok gezen, çok yazan ama böyle boş boş gezmeyen, zaten boş da duramayan, diyalog kuran, siftah olsun diye alışveriş yapan, ekonomi gazeteciliğinde bambaşka bir ekol. Hepimize çok şey kattı, çok şey öğretti, ışık saçtı yaşadığı süre boyunca. İyi ki bu dünyadan Güngör Uras geçmiş, yolu da bizlerle kesişmiş. Ruhu şad olsun hocamızın.